Efendim gece görüşü devam ediyor. Akşener hırs, koltuk ile kimi kastetti? Sonra Davutoğlu konuştu. Davutoğlu Akşener'e mi yanıt verdi? Bunu konuşuyorduk. İsmet Bey buyurun. Yani ben Davutoğlu'yla Akşener'in muhatap olacağını sanmıyorum. Yani şundan sanmıyorum. Şimdi bakın başından beri tartıştığımız bir konu var. Yani parti genel başkan yardımcıları istifa ediliyor, ettiriliyor deniyor. İşte kim ettiği tartışıyoruz falan. Hepsinde konu ne? Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmaması meselesi. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda ısrarlı olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Ve Akşener'in de ısrarlı bir şekilde buna karşı olduğunda, yani seçilecek aday kapsamına girmediğini biliyoruz. Şimdi bu çerçevede İmamoğlu meselesi var. İmamoğlu ne zaman sanki devre dışı kaldı gibi? Mahkemenin verdiği karardan sonra kaldı. Fakat şu anda mahkemenin verdiği karar biraz sanki donduruldu. Yani sürüncemede şu anda itiraz var. İstirap mahkemesinde ve ne olacağı da belli değil. Her şey şimdi başlıyor diye kutladılar ya birbirlerine. Evet. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla veyahut da öğrendiğim kadarıyla bir pazarlık yürüyor. Hulki Bey'in dediği gibi. Yani bazı istekleri var. Bunlar neler? Örneğin meclis başkanlığını diyor bana ver diyor. Örneğin ne diyor? Diyor ki kaç bakanlık olacaksa diyor beraber karar verelim. Önemli atamalarda kim kime diyor bunu? Kemal Bey ile Meral Hanım arasında. Yani 6 kişiyi ortak etmeyelim diyor. Önemli atamalar. Ama 6 kişi de ortak olmak istiyor özellikle soldaki ama ikisi. İstiyor da senin bu kadar oyun varken %1 bile oyu olmayan insanlar niye bu kadar İyi de kim de 6 masa eşit aman 6 kişi eşit diye. Hayır anladım da işte oyunu Kemal bozmak Bey istiyor. Peki başka bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela diyelim ki iki parti anlaştı. Burada diğerlerde biz ayrılıyoruz dedi. Gidebilirler mi sizce? İsmet Yok. Abi yalnız bak atladığımız bir şey var. Çok özür diliyorum. Şimdi bu masa kurulurken bir dizayn var burada. Onu atlıyoruz. Ne şimdi dizaynı? Bak, burada bu grafiği kim yaptıysa çok güzel olmuş. Şimdi 3 isim var değil mi orada? Davutoğlu, Babacan ve Akşener. Bu üçünün amacı ne biliyor musun? Eğer seçimi alırlarsa hani Cumhurbaşkanlığını aldılar. Ve o zaman şunu düşünüyorlar. Diyorlar ki AK Parti dağılacak. Tamam mı? Sözde böyle bir hayal görüyorlar. AK Parti'den kopan o seçmen kitleleri de vekiller de öyle bir dizayn düşünüyorlar. Kime gelecek diyorlar? Bize gelecek diyorlar. Tamam mı? Bak Akşener'in Davutoğlu ve Babacan'ı başından beri istememesinin sebebi bu. Çünkü üçü de bugün siyasette AK Parti'nin durduğu yere talipler. Dolayısıyla bu ikisi kendilerini masada bu yüzden stratejik önemde görüyorlar. Diyorlar ki bizim özgür ağırlığımız var. Siz bize şimdi küçük parti muamelesi yapıyorsunuz ama biz asıl seçimden sonra iş yapacağız diyorlar. Yani tamam. Kimse yemiyor tabii onu da. Şimdi bunu zaten onları yemediklerini yapamamış bir grup ya. Ya yemediklerini zaten Temel Karamollaoğlu itiraf etti. Ne tabii dedi? Canım ya. Dedi ki biz çok bunlardan oy bekliyorduk dedi, dedi koparacak büyük bir diye parça bekliyorum. Koparacaklarını bekliyorduk. Yok dedi. Yapamadılar dedi. Ama Akşener daha başında Kılıçdaroğlu'na bu ikisini masaya almayalım diyor. Fakat Kemal Bey ne diyor pardon? Bu ikisini masaya almayalım diyor. Bakın şimdi. Şimdi peki oraya kim montetti onun ikisi de? Başında ama bak kim orada, etti? Amerikalılar montetti. Hayır ben Amerika oraya Kılıçdaroğlu montetti. Hayır hayır hayır. Kılıçdaroğlu niye montetti? Nasıl oluyor ya bu? Ya mesela Amerikalı arıyor böyle bu ikisini al mı diyor yani dediği gibi. Şimdi bakın Kılıçdaroğlu da burada şunu düşündü arkadaşlar. Siyaset aynı zamanda kazanma sanatı. Masayı kalabalıklaştırarak onlara da istediklerini vererek Akşener'e karşı o da aslında bir mevzi kazandı. Ben sonuçta Cumhurbaşkanı'nın kim olacağına itirazım var. Seni dansa Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına bitireyim istersen masada eşit olarak karar vermeyecekler sen mi? Biraz sabret. İtirazım biraz var. Peki masadaki Akşener dışındaki 5 isim, 4 isim Kemal Bey'e yakın değil mi? Demek ki Kemal Bey'in planı tutmuş gözüküyor. Peki. İtirazım var. Bakın bir dakika. Melik, bir dakika bekle. Bir dakika bekle. Bir bitireyim ondan masa sonra. Masa ya. Tamam evet masa şimdi. Bakın. Hay Allah'ım daha yani açık net konuşalım. Benim öğrendiğim bütün bilgilere göre Amerika hala Kılıçdaroğlu'na evet demiş değil. Hay ve Amerika ya. Israrla ne Amerika'ymış arkadaşlar. Bakın Washington, Amerika'ya gidiyorsunuz. Washington Post'u ziyaret ediyorsunuz. Ve sizin oraya ziyaretinizle ilgili tek satır ya, haber yapmıyorlar. Ya biraz tuhaf değil mi bu iş? Bu mesaj alınmadı mı sanki? Yani almadılar bu mesajı. Ya, ama giderken de söyledin.
davetli İsmet olarak gitmiyoruz evet. dedin. Neyse. Ay, yana oturduk. Ay, evet. Ya, bitiriyorum, arada, bitiriyorum. Son dakika. Yan yana oturuyorlar. Devam et. Bir parantez açacağım da. Evet. Ya ben bir kere hani böyle monte işi falan filan değil. Bu bir matematik hesabına dayanıyor. Meral Hanım, Kemal Bey ve Temel Bey. Gerçekten. Üçü de Davutoğlu ve Babacan'ın masada olmasını istedi. İstedi. Nedi? Evet. Üçü nedeni de şu. İstedi. Evet. İstemeyen tek Gültekin Bey mi? Yok, o bir şey demedi. Hani Gültekin bir şey demedi. Bizden bir kaç milletvekili koy da gerisi ne olursa olsun. Bir saniye, bir saniye. Meral Hanım, benim de olduğum bir kahvaltılı toplantıda iki ismin parti kurmasına hayırlı olacağını söyledi. Kim? Biz ne yaparsak yapalım AK Sen, Parti'den biz davetli değil miydik öyle efendim? Bir toplantıya? Biz davetli değil miydik? Zafer genelde çağırılıyor muydu sen? Zaten Zafer'i anladın sen. Bir saniye. Çok net bir şekilde dedi ki biz ne kadar çabalarsak çabalayalım. AK Parti'den oy almakta zorlanıyoruz. Bu iki ismin olması o anlamda hayırlı AK Parti'den oy alacak iki isim parti dedi. Parti kurmasını istemişti. Bugüne gir görürsün açıklamayı. Masaya gelmelerini istemedi. Ya da hayır. Benim de bildiğim şu. Masaya gelsinler. Ama aynı oy oranında olmayan kişilerin aynı söz hakkı olamaz. Bir. Yanlışı Kemal Bey yapmıştır. Bak. Diyorlar. Ben şimdi Kemal şunu Bey altısına da eşit söz hakkı veremez. Şimdi altısı, bir. Değil mi? Bak evet. Söylüyorum. Şimdi Meral Hanım öyle bir hesap yaptı fakat şunu hesaplayamadı. Ego. Ego. 6+2 Yani erken birer sandalyede de egolarına verdiler. Onu hesap edemedi. Bak Meral Hanım. Temel Bey ise hayal kırıklığını bir yayında söyledi zaten. Sayın Karamollaoğlu bir yayında dedi ki... Ekonun açılımını yaptı ya. Evet. Yok elektrik gaz otobüsü değil. Beklenen oyu koparamadılar dedi. Beklenen oyu koparamadılar dedi. De, Temel Bey de masada iki ismi istedi. Sonra dedi ki beklentimiz çok daha yüksek oydu. Beklentimiz karşılanmadı. Gelelim Kemal Bey'e. Gel Kemal Bey masanın kalabalık olmasının kendi lehine olacağını düşündü. Niye? Akşener'in... Yalnızlıktan mı korkuyor? Hayır. Akşener'in ağırlığını Sayın Babacan'la Davutoğlu'yla dengeleyebileceğini düşünüyordu. Hala öyle düşünüyor. Herkes birbirine... Neden? Arkadaşlar, neden? Yani... Şimdi Sayın Davutoğlu 0,50 ya da 1 puanla 49,5 puanın aynı olduğunu söyledi. Eğer 1 puan yoksa 49,5'da kaybeder dedi. Herkes bekledi. Kemal Bey de aynı şeyi söyledi. Ne diyecek? Kemal Bey dedi ki Davutoğlu haklı. Tabii 1,25,50 fark etmez tabii, dedi. Haklı dedi. Niye şimdi dolayısıyla Kemal Bey bu dengeyi kurmaya çalışıyor. Kime karşı kurdu bir daha söyle. Buna haklı dedi. Kime karşı denge kurdu? Meral Hanım'a karşı. Tamam. Dengeledi. Tamam. Herkes birbirine karşı başkasını silah olarak kullanıyor. Evet. Evet. Ya evet. İyi de şimdi bak bu anlattığınız manzara da benim anlamadığım şu. Alacakaranlık uşağı gibi ama gerçek. Yok ya NATO üyeleri gibi. NATO hayır, nasıl birbirine saldırıyor ya, buradan bir uzlaşma çıkacak. Buradan bir aday çıkacak. Çıkacak. Buradan şöyle, bir seçime... Meral Hanım'ın şu endişesini giderirler. Bakın Sayın Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na itiraz etmesinin tek bir nedeni var. Tek bir nedeni. Vatan Kemal sevdası. Bey'in aday olması durumunda İYİ Parti'nin oylarını düşeceğini düşünüyor. CHP Genel Başkanı aday olursa CHP'den koparacağı sahil bandındaki oyların kendisine gelemeyeceğini hesap ettiği için itiraz ediyor. Zaten onun Cumhurbaşkanı adaylığı gibi hesabı yok ki. Var, sana hayır, 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 hayır. Cumhurbaşkanı adaylığı gibi hayır hesabı bir yok Meral Hanım'ın. Bir dakika dur ya abim karşılıklı. Meral Hanım'ın sende bir hesabı var. Şundan hayır diyorum. Bakın burada siz tabii baştan beri Türkiye'ye seçimlere dış müdahaleyi tartışıyoruz. Ama niyeyse altılı masaya müdahaleye hiç itiraz şeye karşı çıkıyoruz. Abi ben şimdi Çiğli'nin de olay... bu konuda ne düşündüğünü merak abi ediyorum. Sen boş verin sen. Yani yine mi pirinç? Altılı masaya müdahale olduğunu artık Sağır Sultan bile ama duydu. Aynı şeyi söylüyorsun. Burada. Kendine çelişkiye düştü. Niye? Türkiye'ye dışarıdan müdahale işte altılı masa üzerinden yapılıyor aynı hayır, şey. Hayır altılı masa içinde de müdahale ediliyor. Yani kriter ne? Tamam işte. Kriter kazanacak aday. Yani şu anda Meral Hanım esas olarak bir başka yerle çalışıyor. Şimdi bu nedenle ne demek o? Yani bir yani şu anlamda İmamoğlu ile ilişkisini bilmeyen var mı? Saraçhane'yi burada konuşmadık mı? İşte demin söyledi gelin. Senin söylediğine katılıyorum onu söylüyorum. Ya, o zaman konuş. Şu anda o zaman konuş dedi. Bir dakika o zaman Amerikalılar
Meral Hanım üzerinden mi çalışıyor, Babacan üzerinden mi çalışıyor? Hayır. Babacan da aday olmak istiyor. Babacan, onlar da Babacan güç değil burada. Burada güç şu anda 3 tane... Rica ederim, var. Özgül Ağırlık. Ya boş verin Özgül Ağırlık. O Bülent Arınç'tı. O başka bir şey. Yani şu anda mesela İmamoğlu taraftarlarla siz konuştum dediniz... Efendim aday olmayacak dediniz ya. Şöyle, Meral Hanım. Şöyle. Bakın orada çok kritik bir şey var. Altılı masadan Ekrem İmamoğlu adı çıkmaz ise. Evet. Ve bir. Peki Kemal Bey de çıkmaz da bir problem çıkarsa? Problem çıkarsa ayrı. Yok Kemal Bey problem çıkarsa ayrı. Ama Kemal Bey'in adı çıktığı takdirde hiçbir şekilde tek başına hareket edip 100 bin imza falan toplama gibi bir durumu yok. Olmaz. Bakın zaten onların olmaz niyeti ya. Bakın çok ben de konuştum o çevrelerle. Tamam. Yani İmamoğlu'na yakın çevrelerle. Israrla söyledikleri şu. Mesela sorduk bana da en çok sordukları şu. Kemal Bey aday olursa. İyi Parti'den değil. Bakın İyi Parti aday göstermesi değil. Diyelim ki rastgele söylüyorum 1 milyon imzayla İmamoğlu aday olur ve İyi Parti arkasında durursa. Bak bağımsız ne çıkarsa kadar çok seçenek var. Ve İyi Parti arkasında durursa. İkinci kim olur? Bunu merak ediyorlar. Mesela CHP'den biz %10 alabilir miyiz? Bunun hesabını yapıyorlar. Hesapları da şu. %10 CHP'den alırsak %10 diyelim ki İyi Parti'den alırsak. Ya bu hesabı bunlar bitirene kadar seçim yapılacak. Ama işte onu söylüyoruz. Bu işler kaç günde belli olacak? Yasal süre belli. Sıkıldın değil mi? 7 puanda %7 de. Şimdi sana çatacağım yine yanlış anlayacaklar. Kaosların 3. Hande şöyle. Hande şöyle. Ya bu böyle canı sıkılınca bana çatıyorsun. Hande %7 de biz diyorlar HDP'den alırız. O zaman %27 eder ve ikinci oluruz diyorlar. HDP'nin kırmızı çizgisi Akşener ve Mansur Yavaş değil miydi? Yumuşattılar. Şimdi nasıl olacak? Demirtaş yumuşattı olabilir dedi. İmamoğlu konusunda hiçbir itirazları yok. Ya İsmet abi şöyle. Bence Amerika elbette ki Cumhur İttifakı'nın kaybetmesini ister. Ben buna şaşırmam. Ama ben Amerika'nın da artık bu masayı çok ciddiye almadığı kanaatindeyim ya. Yok hocam. Bu masa... Peki Melik ben sana bir soru sorayım. Devamı şimdi da gelecek. Hepimiz işte, diyoruz ya. Olayların. İşte nasıl Akşener... ya bir dakika. Hayır. Neyse önce Zafer sorsun. Evet Akşener. Bak attığım fırça işe yaramış daha hassas. Hande korkudan bizi kesiyor Zafer'i konuşturuyor durmadan. Ah Zafer. Hadi bir şarkı söyle. Şimdi. Gördün ki merhametten maraz doğar. Evet, iyi davranmayacağım. Hürki abi hep şunu konuşuyoruz değil mi? Akşener resti çekecek işte. Ya o ya da işte bunları yapmazsan aday olamazsın. Peki Kemal Bey şöyle bir rest çekebilir mi? Hiçbir şey yapamaz. Mi? Öyle mi Meral Hanım? Bakın şunu söyle, şu resti çekebilir. O zaman buyurun siz Cumhurbaşkanı adayı olun. Ben başbakan olayım der mi mesela? Diyebilir. Peki Zafer Bey derse yani, ne olur? Derse ne olur? Yani Akşener... Beni o kadar düşündüğümüz kadar kuvvetli değil. Yani abi, Akşener de bu masaya muhtaç. Eksi HDP. Arkadaşlar. Bir defa ben sana derse ne olur. Bir dakika derse ne olur söyleyeyim. Eksi HDP bir ya, numara. Ya. Tamam mı? İşte onu söylüyorum. Ondan sonra. İşte bu durumda. Ya yani, o yüzden arkadaşlar. Hadi hepimiz aday olalım. Hiç kendimizi yormayalım. Aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunu göreceğiz. Hepimiz aday olalım dediği anda. Hepiniz mi? Tabii. Bay bay hepiniz. Yani o zaman... şey olacak yani özellikle bence hani... bu konuyu konuşsun da Melik anlatsın kapatalım yani kendi iç meselelerine döndü hakikaten artık bu. Ya. Türkiye ilgilendirmiyor. Sonuçta biz bu masaya niye bakıyoruz? Erdoğan'ın karşısına kim çıkacak arkadaş diye bakıyoruz. Adayları herhalde bak pişirecek. 13 dediler, 13 Şubat dediler. 10 gün geri olur dediler. Bence hatta 28 Davuto, Şubat'ta şey, açıklayacaklar abi. Şey ne dedi? Babacan ne dedi? Ya 13 Şubat. Yasal olarak dedi vaktimiz var. Anladım da. 13 Şubat sevgililer günü kırmızı balonlar. Hande anladım da 13 Şubat'ta Sayın Kılıçdaroğlu açıkladıktan sonra İyi Parti'nin sözcüsü ne dedi? Ya bunlara da bir şey vermek zorunda. 26'sındaki toplantıda 13 Şubat'ta açıklanacak diye bir madde yok dedi. İyi de bunu bize... Bence gel sen otur Melik. İyi de bunu bize CHP sızdırdı. Anladım da yok dedik. Hayır açıklama yaptı. Ya resmi açıklama yapmadı. Geçen hafta CHP'den aldım bilgi bu benim yazdığı tahtaya. 13 Şubat'ta açıklamak nereden çıktı dedi. Ya bir bilgimiz yok dedi. Evet, bilgimiz yok dedi. Elimizde buna dair bir bilgi yok dedi. Hatta şey demedi mi Aytun Çıray aday belirleme noktasında sorun çıkabilir demedi mi o yani? O zaman şöyle bakarım bunlar ben. Bunlar neyi kastediyor? Davutoğlu üzerinden hayır, mi sorun çıkacak? Hayır şuna bakarım ben. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP 13 Şubat'ta belirlensin istiyor. İyi Parti de 13 Şubat tarihine sıcak bakmıyor.
o zaman 14 Arkadaşlar, Şubat. Arkadaşlar şimdi yayına çıktığında konuşmuşlar. Abi senin itirazın mı var? Yayına çıkınca konuşmuşlar. Demişler ki 13'ünde belirleriz, 23'ünde açıklarız. O onun, güne kadar da sızmaz Türk halkı. Onu demiş ki gazeteciler demiş ki kendisine. Ha. Sayın Genel Başkan demişler. Yani dakikasını öğrenir ya. Dakikasını öğrenir. Yani 10 gün demiş, nasıl gizleyeceksiniz? Arkadaşlar. O zaman demiş 1-2 gün sonra açıklarız. Yani böyle bak, bir tuhaf mi? Bir yani toparlayacak olursak aday Kemal Bey. O tamam. Arada ceketler geliyor evet. Yok, cebimde şey var, telsiz var. Hı, tamam. Yok yani sen telsiz çıkarsan da dar geliyor sen. Telsiz koydular. Bak cebimde. Söylerken büyük bir haksızlık. Şimdi aday belirlemek için ne zaman bir araya geldi bu masa? 28 Şubat 2022. Ya bu bir yılda adayın ismini bunlar belirleyemezken, ya bir yılda bırak bir yılı, son iki ayda bu memlekette neler oldu? Yusufeli Barajı'nı mı anlatacaksın? İstanbul Havalimanı'nı mı anlatacaksın? Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesini mi? Yeni doğalgaz keşfini mi? Ya bu kadar önemli mesele var memlekette. Vallahi helal hani... olsun, tebrik ediyorum seni. Çok güzel konuştun. Tam bir milletvekili adayı gibi. Olay estağfurullah. Şimdi olay şurada geçiyor. Lacivert mi? Olay şurada geçiyor. Bak burada hani o Japon askeri örneğini verdik ya. Ya hakikaten savaşın bittiğinden habersiz Japon askerleri gibiler. Yani şu dışarıya verdikleri görüntünün hem toplumu hem kendilerini, kamuoyunu ne kadar yorduğunun farkında bile değiller. Türkiye'nin gündemi başka, insanların gündemi başka. Ya hakikaten ben de artık ama sen yani bu kadar onu... konuşulmayı hak ediyorlar mı? Ben açıkçası... Peki Sayın Davutoğlu'nun çok... açıklamasını ne diyorsunuz? Moderatör zorluyor. Ne dedi? Adayı açıklamıyoruz, rakiplerimiz çağırmasın diye. Ah bu moderatör, ah o zaman konuyu değiştirelim. Gelsin adayı, Necati Özkan'ın tweet'i. Rakiplerimiz çatlasın diyor ya Sayın bakalım. Davutoğlu. Gelsin Necati Özkan'ın tweet'i.